Selin, karneni ver de fotoğraf falan çektirelim. Ay sen de çalışsaydın, kendi karnenden fotoğraf çektirirdin. Vallahi güzelim, çalış çalış anca bu kadar oldu yani. Ay niye öyle diyorsun Erdem? Senin karnen de gayet iyi. İyi, insanın sevgilisinin de sınıf birincisi olması başka bir şeymiş canım. Hayır, asıl insanın ablasının sınıf birincisi olması bambaşka. Aa öyle demeyin, asıl insanın baldızının sınıf birincisi olması daha başka bir şey. Ben üçünüzü de tebrik edeyim o zaman. Ay Nazlı ne yaptı acaba? Selin abla, Leyla abla. Geldi. Bakayım karnene. Aferin Nazlı. Teşekkürler abla. Canım kardeşim benim. Tebrik ederim Nazlıcığım. Teşekkürler Ozan abi. Nazlıcığım tebrik ederim. Teşekkürler Erdem abi. Merhaba arkadaşlar. Selin'le. Yüzler güldüğüne göre karneleriniz iyi herhalde. İyi ki karne günümüze geldin. Bir tanem böyle bir günde seni yalnız bırakır mıyım hiç? Bak karneme. Bakayım. Aferin sana. Ay Taner. Bak Beren'den 4 almışım. Ne güzel. Dilara kızım sen harbiden çatlaksın. Ya matematiğin zayıf, Türkçen zayıf, fen bilgin zayıf, tarihin zayıf. Sen neden seviniyorsun? Ya annenler ne der diye hiç düşünmüyor musun? Ay ben eminim. Onlar benim bedenden 4 aldığımı öğrenince çok sevinecekler. Aslında haklı olabilirsin. Ne de olsa genlerini onlardan alıyorsun. Ya kızlar onu bunu bırakın da benim bir şeyler yapmam lazım. Esitler o karneleri gösterirken ben bu karneyle Ekrem'in karşısına çıkamam. Bir de ne yapacaksın? Bir tembel öğrenci klasiğine başvuracağım. Bu işi çözse çözse çamaşır suyu çözer. Yapma Kavalcığım. Bir zayıf için değmez arkadaşım. Ölme, intihar etme ne olur. Ya Dilara ya. Bir saçmalama ya. Ne intiharından bahsediyorsun ne ölmesi. Bak bakayım gözüme ben salak mıyım? Ne yapacaksın çamaşır suyuyla? Ay ne yapacağım notlarımı yükselteceğim. Çamaşır suyu içince insanın zekası gelişiyor da notlarım yükseliyor. Bak canım bir tanem hayatım. Ya ben sana salak demekten yoruldum. Sen salaklık yapmaktan yorulmadın ya. Ya biz neden çamaşır suyu içelim ölürüz. Biz onları karnemizdeki o kırık notları düzeltmek için kullanacağız. Böylece o ezikler de Ekrem'e Kıvılcım'ın karnesinde zayıflar var. Bak bizimkinde yok diye hava atamayacaklar. Ha bak istersen senin notları da düzeltelim. Ay yok yok benim bedenden aldığım 4 bana yeter de artar bile. Neyse canım sen bilirsin. Şimdi iş çamaşır suyu bulmaya kaldı. Ay ben bakayım Ayşe teyze de okulda mı ondan isteriz. Uf ya kımız zararlısın. Oo kızlar üçünüzün de karnesi birbirinden güzel. Benim karnem daha güzel değil mi? Tabii ki tatlım. En güzel karne seninki. beyler sizin karneler nasıl? İdare eder. Evet idare eder. Tabii Selin'le Leyla'nın kadar iyi olmasa da idare ediyor. Demek ki kız öğrenciler biraz daha çalışkan oluyor. Vay kızlar dayanışması ha? Ama haksız rekabet olmuyor mu biraz? Niye? Şu yüzden Selin bu kadar güzel olmasaydı ben de derslerde onu seyrede almak yerine hocaları dinlerdim. Merak etme sen bu sözünle benden en yüksek kanal notunu aldın zaten. O da bir şey canım. peki nasıl kutluyoruz bunu? Neyi? Tabii ki karnelerinizi. Madem siz bu kadar güzel karneler getirdiniz ben de size akşam eğlenmeye bir yere götüreyim. Ne dersiniz? Aslında çok iyi olurdu ama bu akşam balo var. Balo? Sene sonu balosu. Aa Selena sen de gelsene hem orada kutlarız beraber. Evet çok iyi fikir. Sen de gelirsin değil mi? Bilmem ki. Başka kimler geliyor baloya? Merak etme Burak Hoca da gelecek. Yani diğer öğretmenler geldiğine göre o da gelir. Tamam o zaman akşam beraberiz. Selena. Keyfin yerinde olduğuna göre kızların karnesini gördün sanırım. Evet. Hocam biliyor musunuz Selena da bu akşamki baloya gelecek. Aa evet ben kızlarla konuşuyordum kutlamaya bir yere gidelim diye balo varmış. Hazır balo varken orada kutlarız güzel olur değil mi? Ya. Biz o zaman biraz dolaşalım. Tabii tabii ya evet hadi yürüyün gidelim. niye durgunlaştın böyle? Aa yoksa baloya gitmeyi düşünmüyor muydun? Yok. Ben mecburen gideceğim de. Of, nerede kaldı bu kız ya? Aha geldi işte. Gel bakalım.
Aa, bu ne Dilara? Arap sabunu. Çamaşır suyu işe yaramazsa diye aldım. Bizim temizlikçi bundan kullanıyor. Ya of Dilara ya. Neyse, buna da şükür. Gidip çamaşır makinesi de alabilirdi. Ya aslında sordum da bizde ne arar dedi bakkal. Hadi git Dilara, sen kapıda nöbet tut hadi hadi. Tamam, okulun kapısında mı? Yok, sizin evin kapısında. Tamam hadi ver. Ciddi ciddi gidiyor evin kapısında beklemeye ya. Ya bırak gitsin ya. Ortamın salaklık katsayısını da sıfırladığımıza göre işe koyulabiliriz. Bak Kıvılcım, bizim evin kapısı derken şu anda oturduğumuz evin kapısı mı yoksa kirada olan evin kapısından mı bahsediyorsun? Hangisi daha uzak? Kiradaki. Ona git o zaman. Tamam. Düzeltelim.